bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. Olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Kalkıp ders çalışacaksın. İlk başta şaşırdınız değil mi? Acaba bu şiir nereden geliyor diye. Dedim ki size şöyle farklı bir giriş yapayım. Şimdi ne yapıyoruz? Dersimize devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Böyle romantik olmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bizim en romantik anlarımız ders çalıştığımız anlar olsun. O da KPSS ile işte alanımızla kurduğumuz bağ olsun lütfen. Sonrasında KPSS bittikten sonra romantik olmaya devam edebilirsiniz İzin veriyorum size. Şimdi sindirim sistemi çıkmış sorulardan devam ediyoruz. Hem fen hem de biyoloji ÖABT'den çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar. 20 tane falan sorumuz var. Başlayalım isterseniz. 2013 biyoloji ÖABT diyor ki Aşağıdakilerden hangisi insan midesinin duvarında yer alan hücreleri mide öz suyunun tahrip edici etkisinden korumaya yönelik bir adaptasyon olarak düşünülemez? Şimdi mide asit salgılıyor ama kendini bu asitten koruyabilmek için de bazı adaptasyonlara sahip. Bize bu adaptasyonlardan hangisi bunlardan değildir diye soruya bakıyoruz. Protein yıkıcı enzimlerin mide öz suyu içerisinde inaktif formda salgılanmaları. Evet protein yıkıcı olan enzim midede hangi enzimdir? Pepsin enzim, enzimidir değil mi? Pepsinojen olarak salgılanır. Bir de yazabilseydim çok iyi olacaktı. Pepsinojen olarak salgılanır, inaktif salgılanır. Eğer aktif olarak salgılanmış olsaydı hücrelerdeki proteinleri sindirebilirdi. O yüzden bu bir adaptasyondur. Hidroklorik asidin enzim üretmeyen hücreler tarafından salgılanması bu da olur adaptasyon. Peki bunun sebebi nedir? Neden hidroklorik asit farklı hücrelerden, enzim farklı hücrelerden salgılanıyor? Çünkü pepsinojen enzimini aktif hale getiren hidroklorik asittir. Bu ikisi yan yana geldiği zaman pepsinojen pepsin haline dönüşür ve çalışmaya başlar. Bu yüzden her ikisi de farklı hücrelerden salgılanarak midenin korunması sağlanır. Mide duvarındaki hücrelerin bölünme hızının yüksek olup sık aralıklarla yenilenmesi. Evet bizim yemek yemediğimiz zamanlarda işte midenin içerisi boş olduğu zamanlarda mide kendisini yeniler. Özellikle de uzun süreli aç kaldığımız gece zamanlarında. O yüzden yatmaya yakın bir şeyler yememeniz daha iyi olur. Midemizin kendini yenilemesi için bu da olur. Mide duvarındaki hücrelerin mukus salgılamaları. Arkadaşlar bu mukus da yine hücrelerin etrafını sararak ne yapıyor? Ee, kısmen de olsa hidroklorik asitten işte enzimin etkisinden mideyi koruyor. O, da, o yüzden bu da bir adaptasyondur. Mide duvarındaki kaslar sayesinde içeriğin iyice karıştırılması. Bu olay gerçekleşiyor ama bu olay midenin kendini koruması için bir adaptasyon değil. Midedeki besinlerin sindirimin kolaylaşması için bir adaptasyondur. Dolayısıyla Edirne seçeneği cevabımız olacak. İkinci soru. İnsanda yukarıdakilerin hangisinde sindirim enzimi bulunmaz? Tükürüğün içerisinde sindirim enzimi var. Hangi enzim bulunuyor? Amilaz enzimi. Gastrik sıvı dediği arkadaşlar nedir? Eee... Gastrik sıvı dediği midenin ürettiği sıvıdır değil mi? Dolayısıyla bu gastrik sıvının içerisinde de zaten pepsin enzimi bulunur. Safra. Safrada enzim yok unutmayın. Safra karaciğer tarafından üretilir. İçerisinde sindirim enzimi yoktur. Ee, yağların mekanik sindirimini sağlar. Yani yağları sadece küçük parçacıklara ayırır. Pankreatik kanal sıvısı yani pankreastan gelen sıvı. Pankreastan gelen sıvının içerisinde bir sürü enzim var tripsin, kimotripsin, işte amilaz gibi enzimler var arkadaşlar. Dolayısıyla burada da enzim vardır. Enzim olmayan hangisi? Safra sıvısında enzim yoktur. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki, insanın sindirim sisteminin düzenlenmesine yardım eden gastrin, sekretin ve kolesistokinin hormonlarının işlevleri aşağıda verilmiştir. Bu hormonlar ve işlevlerine ilişkin verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi gastrin ne yapıyor? Mideden salgılanır ve kana karışarak tekrar mideye gelir, mideyi uyarır. Midenin çalışmasını kontrol eder arkadaşlar. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salgılanır, iki tane organı uyarır. Biri karaciğer, karaciğerden safra üretimini uyarıyor. Diğeri de pankreas, pankreastan bir karbonat iyonlarının üretilmesini sağlıyor. Kolesistokinin ise yine iki tane organı uyarıyor. Bunlardan biri Safra kesesi, diğeri de pankreastır. Safra kesesini uyararak kasılmasını sağlar. Safra sıvısının ince bağırsağa dökülmesini uyarıyor. Pankreası uyararak da ne yapıyor? Pankreas sıvısını, yani içerisinde enzim bulunan, bikarbonat iyonları bulunan pankreas suyunu yine ince bağırsağa dökülmesini sağlıyor arkadaşlar. Diyor ki safra kesesinin kasılmasını uyararak safranın ince bağırsağa dökülmesini sağlar. Bunu kim yapıyordu? Sekretin hormonu. Pankreası kimusun nötralleşmesini sağlayacak bir karbonatça zengin salgı salgılaması için uyarır. E, kimusun nötralleşmesini sağlayacak, o zaman e, ne yapıyor pankreası uyararak onun salgısını üretmesini sağlıyor. kolesistokin olacak. Mide bezlerinden yüksek oranda asidik mide sıvısının salgılanmasına neden olur. Bu mideyi uyaran kimdi? gastrin hormonuydu. Pankreastan pankreatik enzimlerin salgılanmasını uyarır. Bunda yine pankreatik enzimleri de kim sağlıyordu? Kolesistokine salgılıyordu. Şimdi burada bir karbonatça zengin salgı salgılaması diyor. Bunu sekretine de yazabiliriz arkadaşlar. Kolesistokine de yazabiliriz. Çünkü hem pankreasın salgı salgılaması için uyarmasını sağlıyor. Hem de bir karbonat salgılamasını uyarıyor. Bir karbonat salgılamasını uyaran kimdir? Sekretindir. Pankreası e, uyararak Pankreas öz suyunun dökülmesini kim sağlıyordu? Kolesistokini. Burada şıklara göre gidelim. Bakın gastrin hangisi? 3. 3 sadece 3 olacak o yüzden bu şıkları eliyorum. Sekretine bakıyorum arkadaşlar. Sekretin. Sekretin hangisi olur? 1 olur. Değil mi? Sekretin için 1 diyeceğiz. Bakın denizli seçeneğe bakın. Denizli seçeneğine bakın. Denizli seçeneği sekretin hormonu için uygundur pardon bir diyeceğiz. Yanlış oldu bir dakika. Yanlış işaretledim. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında ha bir dakika bir dakika doğru gidiyorum. Sekretin arkadaşlar 1 ve 4 için söylemiş. Hayır kolesistokinin 4'ü yapması lazım. Pankreatik enzimlerin salgılanmasını uyarır. Kolesistokinin bir 4. Şöyle yapalım. Aa, bir dakika safranın ince bağırsağı dökülmesini kolestokinin sağlıyor. Ben doğru söyleyip yanlış yazıyorum buraya. Safranın dökülmesini kolestokinin sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki iki numarada sekretin hormonunun görevi olacak. O yüzden 1 ve 4 ne olur? Kolestokinin. 2 numarada ne olur? Sekretin hormonu olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. En başta söylerken doğru söyledim ama buraya yazarken sekretin değil kolestokinin yazmam gerekiyordu. Yanlış yazmışım kusura bakmayın. Doğru cevabımız bu şekilde olacak. Umarım kafanızı karıştırmadım. Tekrardan söylüyorum. Gastrin hormonu mideyi uyararak mideden salgılanıp tekrar mideyi uyarıyor. Midedeki hidroklorik asit ve işte pepsinojen enzimlerinin salgılanmasını sağlıyor. Sekretin hormonu iki tane organ uyarıyor. Bunlardan bir tanesi karaciğerdir. Safra uyarı, üretilmesini sağlar. Diğeri de pankreastır. Pankreastan bikarbonat iyonlarının salınmasını sağlıyor. Kolesistokinin de yine ince bağırsaktan salgılanır. İki organı uyarır. Bunlardan bir tanesi safra kesesi. Safra kesesinden safra sıvısının salgılanmasını sağlıyor. Yani dökülmesini sağlıyor. Bir de pankreas uyararak pankreas öz dökülmesini sağlıyor. Tamam pankreatik enzimlerin yine salgılanmasını sağlıyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 2015 biyoloji diyor ki insan karaciğer hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleştirilemez? Bakalım karaciğer hücresi. Karaciğer hücresi yağ asidini glikoza dönüştürebilir mi? Arkadaşlar yağ asidini glikoza, amino asidi glikoza dönüştüren kimdir? Böbreklerdir. Dolayısıyla karaciğer hücremiz yağ asidini glikoza dönüştüremiyor. Glikozu yağ asidine dönüştürebilir. Glikojenden glikoz oluşturabilir. Yine laktik asidi glikoza dönüştürebilir. Karbonhidratları amino asitlere dönüştürebilir. Ama Yağ asitlerini glikoza. Çünkü burada e, karbon eklemesi falan gerekiyor. O yüzden bunu direkt olarak karaciğer hücreleri yapamıyor. Bunu yapan bizim böbrek hücrelerimizdir. Böbreklerde e, e, bu olay gerçekleşiyor. Evet, gelelim diğer sorumuza. İnsanın sindirim kanalında besinlerde yer alan proteinlerin yıkımında rol oynayan enzimlerin işlev görme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi İlk olarak bakın protein yıkılmasında, proteinin yıkılmasında arkadaşlar midede başlıyor biliyorsunuz. Midede hangi enzim devreye giriyor? Pepsin enzimi. Pepsin enzimi bunu küçük polipeptitlere ayırıyor. Küçük polipeptit. Veya buna küçük yazmayalım. Şöyle diyelim. Polipeptitler ayırıyor arkadaşlar. Daha sonra ince bağırsağa gidiyor. İnce bağırsakta tripsin ve kimotripsin enzimleri devreye giriyorlar. Bakın tripsin ve kimotripsin enzimleri devreye giriyorlar. Bunlar daha küçük polipeptitlere ayırır. Daha küçük polipeptit diyelim. Daha sonra arkadaşlar yine ince bağırsak tarafından salgılanan dipeptidaz, tripeptidaz. Daha sonra işte pankreas tarafından salgılanan aminopeptidaz, karboksipeptidaz gibi enzimler devreye girerek ne yapar? Bunları amino kadar parçalar. Dolayısıyla burada dipeptidaz, tripeptidaz, karboksipeptidaz, aminopeptidaz gibi enzimler devreye giriyor. O zaman burada sıraya so sıraya göre yazarsak ne olur? Pepsin birinci sırada, tripsin ikinci sırada, dipeptidaz da en son sırada devreye giren. Bir, pardon 3 bir, iki şeklinde olacak. Cevabımız deniz seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda, pardon insanda pH 1.5 2 ortamında optimum etkili olan bir enzimin etkinliğine bağlı olarak ortamda küçük polipeptitlerin miktarı artış göstermektedir. Buna göre enzimin etkili olduğu organ ve etkilediği molekül grubunu sormuş bize. pH'in 1.5 2 olduğu tek bir yer vardır. O da neresidir? Mide. Midede hangi molekül sindiriliyor? Protein. Dolayısıyla mide protein olacak. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir? Karaciğeri çok seviyor Hüseyin'e. Hem TTT'de çok soruyor hem de ÖABT'de çok soruyor. Diyor ki bazı vitaminleri depolar. Evet adek vitaminlerini depoluyor. Doğru. Azotlu metabolik atıkları üre ve ürik asite, dönüştürür. Amonya dönüştürüyor arkadaşlar. Üre ve ürik asite doğru. Kufer hücreleri sayesinde vücut savunmasına yardımcı olur. Evet kufer hücreleri mikropların sindirilmesini sağlıyor yine aynı şekilde e, ak yuvarlarla ilişkisi vardır arkadaşlar kofber hücrelerinin o yüzden doğrudur embriyonik dönemde kan yapımında görev alır bu da doğru embriyonik dönemde kemik iliği henüz kırmızı kemik iliği tam olgunlaşmamışken e, karaciğer ne yapar kan yapımını üstlenir doğrudur plazma lipoproteinlerinden şilomikronları sentezler arkadaşlar şilomikronlar karaciğer tarafından değil bizim ince bağırsağımızda bulunan virüs epitelleri tarafından e, oluşturuluyor ve lenf sistemiyle yağ ve yağla ilgili moleküller şilomikron halinde taşınıyor. Dolayısıyla bu karaciğerin bir görevi değildir. Edirne seçeneği olur. 8. soru Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin sindirim sistemi dışarıya açılan tek bir açıklığa sahiptir? Aslında birazcık daha şeyle ilgiliymiş. Bu sınıflandırma ile ilgiliymiş ama ben buraya yazmışım. Şimdi dışarıya açılan tek bir açıklığa sahiptir diyor. Bir kere sazan balığı zaten gelişmiş bir canlı. Sazan balığında hem ağız hem anüs var. Bu olmaz. Toprak solucanı yine hem ağız hem de anüsün görüldüğü diğer bir canlıdır arkadaşlar. Olmaz. Burada e, Planarya, kıl kurdu ve çekirge diyor. Burada Planarya bizim cevabımız olur. Nasıl olur? Çünkü Planarya arkadaşlar bir yassı solucandır. Yassı solucanlardan sonra gelen yuvarlak solucanlarda artık iki açıklıklı sindirim sistemi görülmeye başlıyor. Yani kıl kurtlarında görülmeye başlıyor ve çekirgede de iki açıklık vardır. Dolayısıyla burada cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin bir memeli hayvanın sindirim kanalının emilim yüzeyini artırmaya katkısı yoktur? Bakalım. Sindirim kanalının, kanalının iç yüzeyinde kıvrımların olması. Bu kıvrımlar ne yapar? İç yüzeyi artırır. Emilim yüzeyini artırır arkadaşlar. Bu olur. Bağırsak duvarlarında villusların bulunması. Yine villuslarda bir yüzey ortamı oluşuyor. Yani şöyle düşün. Mesela bağırsak böyle düz gitmez de. Hani şöyle villuslarla bu şekilde daha fazla yüzey alanı oluşturuyor. O yüzden bu da doğrudur, olur. Bağırsak iç yüzeyini astarlayan epitellerinde mikrovillusların bulunması. Virüslardan daha küçük olduğunu düşünün mikrovillusların. Bu da yine bağırsağın yüzeyini artırır. Bağırsak boyunun uzun olması demiş. Arkadaşlar bağırsağın boyu uzun oldukça ne yapar? Yine emilim yüzeyi artar. Doğrudur. Sindirim kanalının yapısında düz kasların bulması. Düz kaslar sadece besinin iletiminde, işte hareketinde sorumludur. Burada emilim yüzeyini artırmasına herhangi bir etkisi yoktur. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. 2018 Fen ÖABT diyor ki da aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangisi karşısındaki işlevi gerçekleştirmez? Bakalım. Karaciğer safra üretir mi? Üretir. Bu doğrudur. Pankreas sindirim enzimi üretiyor mu? Evet, tripsinojen, kimotripsinojen gibi enzimler üretiyor. İnce bağırsak besinlerin emilimi? Evet arkadaşlar, ne yapıyor? Besinlerin emilimini sağlıyor, doğru. Mide yağların kimyasal sindirimi demiş. Midede proteinlerin kimyasal sindirimi vardır. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, midede sindirilmez, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinlerin sindirimi ise midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağ sindirimi midede yoktur, sadece ince bağırsakta vardır. Kalın bağırsak suyun emilimi, bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacak. 11. soru. İnsan da yapılarından hangileri sindirimin düzenlenmesini sağlayan hormon salgılar? Safra kesesi hormon salgılıyor muydu? Hayır. O yüzden bu gider. Mide, mide gastrin hormonunu salgılıyor, değil mi? Olur. Pankreas. Pankreas şimdi hormon salgılıyor ama sindirimin düzenlenmesi için bir hormon salgılamaz. Pankreasın salgıladığı hormonlar insülin ve glukagon hormonlarıdır. Bu hormonlar da kan şekerini düzenler. O yüzden bunu almıyoruz. Düedonum dediği 12 parmak bağırsa 12 parmak bağırsandan sekretin ve kolesistokinin dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da sindirimi düzenleyen hormonlardır. Cevabımız 2 ve 4 şeklinde olur. Yani Edirne seçeneği. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanda karaciğer tarafından gerçekleştirilen olaylardan biri değildir? Glikozdan glikojen sentezlenmesi ve depolanması. Karaciğer bunu yapıyor. Fazla glikozu glikojen şeklinde depoluyor. Sindirimde işlev gören safranın üretilmesi. Evet safrayı üretiyor. Bazı amino asitlerden glikoz sentezlemesi. Yani yapabilir. Dursun bakalım. Ürenin sentezlenmesi, üreyi de sentezliyor arkadaşlar. Besinlerdeki nükleik asitleri sindiren nükleaz enzimlerin, bakın karaciğer kesinlikle enzim, sindirim enzimi salgılamaz. Unutmayın tamam mı? O yüzden nükleaz enzimi salgılanmaz. Nükleaz enzimi üretiliyor? Pankreastan üretiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış olur. C şıkkında doğru olarak alıyoruz. Şimdi bir önceki soruda dedik ya yağ asitlerinden amino pardon yağ asitlerinden glikozu böbrekler yapabiliyor diye. Ee, amino asitlerden glikozu hem karaciğer hem de böbrekler yapabilir arkadaşlar Ama yağ asitlerinden glikozu sadece böbrekler yapabiliyor Geçelim diğer sorumuza Diyor ki aşağıdaki grafikte ince bağırsak lümeni, bağırsak epitel hücresi ve kan damarındaki glikoz düzeyleri gösterilmektedir bu durumda bağırsak lümeninden epitel hücresine ve epitel hücresinden kan damarı içerisindeki kana glikozun geçmesi aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşebilir? Şimdi arkadaşlar, bir kere glikoz küçük bir moleküldür. O yüzden fagositoz, pinositoz gibi olaylardan uzak kalır. O yüzden 5 şıkkını direkt olarak eledim. Şimdi ince bağırsaktan bağırsak epitel hücresine taşınıyor. Şimdi ne yapıyor? Az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru taşınıyor. O zaman ne olacak? Aktif taşımayla taşınacak değil mi? Birincisi aktif taşıma. İkincisine bakıyorum. Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da difüzyon gerçekleşecek. Baktığınız zaman şıklarda ne var? Kolaylaştırılmış difüzyon var. Cevabımız A şıkkı şeklinde olur. 14. sorumuz. İnsanda adipoz dokuda yıkılan yağlardan ortaya çıkan yağ asitlerinin iskelet kaslarına kan yolu ile taşınımı aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşir? Arkadaşlar, bu yağ asitleri ee, eğer ki ince bağırsaklarımızda bir sindirim olup da yağ asidi oluşmuşsa bu şilomikron olarak taşınır. Ama adipoz doku yani yağ dokuda yıkılan bir yağdan ortaya çıkmışsa o zaman kan plazmamızdaki albümine bağlanarak taşınır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Bakın dikkat edin. Eğer bu yağ asitleri ince bağırsağımızda oluşmuşsa oradan kana karışacaksa şilomikron olarak katılır. Eğer ki adipoz doku yani yağ dokuda yıkılan yağlardan ortaya çıkmışsa o zaman kan plazmasındaki albümine bağlanır. İki şekilde taşınma yolu vardır. 15. sorumuz. Sadece otla beslenmeye uyum sağlamış bir memeli hayvanın selülaz enzimi sentezleyememesine karşın enerjisinin büyük çoğunluğunu selülozdan elde edebilmesine aşağıdakilerin hangisi doğrudan etkilidir? Şimdi sadece otla beslenen canlılar Şimdi Biliyorsunuz hayvanlarda selülaz enzimi üretilemez. Peki sadece otla beslenen canlılar ne yapıyorlar bunlar? Sadece otla beslendikleri için mecburen selülozdan faydalanmak zorundalar. Arkadaşlar bunların bağırsakları çok uzundur ve bağırsaklarında yaşayan sindirim kanalında yaşayan ve sindirime yardımcı olan bazı mikroorganizmalar vardır. Bakteri, arke gibi bazı mikroorganizmalar vardır. Bunlar selüloz enzimi sentezleyerek bu selülozun sindirilmesini sağlar. Dolayısıyla bunun doğrudan etkilidir dediği Böyle bir cevap arayacağız. Diyor ki sindirim kanalının uzun ve besin depolama kapasitesinin fazla olması. Hayır. Sindirim kanalında sindirime yardımcı olan bazı simbiyotik mikroorganizmaların bulunması. Bakın cevabımız bu. Bu mikroorganizmalar selülaz enzimi salgılayarak ne yapar? Oradaki selülozu sindirir. Hem kendisi beslenir hem de e, otla beslenen canlıya yardımcı olur. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. İnsan bağırsağında besinlerin emildiği emilim yüzey alanının fazla olmasında aşağıdakilerin hangisine katkısı yoktur? Yukarıda da dikkat ederseniz benzer bir soru vardı. Emilimin yapıldığı organ olan ince bağırsağın görece uzun olması. Evet uzun olması emilim yüzey alanını fazla yapar. Doğrudur. İnce bağırsak iç yüzeyinde plise adı verilen halkasal kıvrımların bulunması. Bu halkasal kıvrımlar da yine ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle düşünün. E, yüzeyi artırıyor bu da olur. İnce bağırsakta halkasal ve uzunlamasına kasların bulunması. Bu kaslar besinin hareketine yardımcı olur. Emilimin yüzeyinin artırmasına yardımcı olmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bu olmaz. İnce bağırsak iç yüzeyinde villusların bulunması. Villuslar ve mikrovilluslar ne yapıyordu? Yine e, emilim yüzeyini artırıyordu arkadaşlar. Buradaki halkasal ve uzunlamasına kaslar ne dedik? Emilim yüzeyini artırma sadece hareketi kolaylaştırır. 17. sorumuz. Diyor ki insan sindirim sisteminde yağların sindirimi, emilimi ve taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnce bağırsak boşluğundan bağırsak epitel hücrelerine giren monogliserit ve yağ asitleri bu hücrelerde yeniden trigliseritlere dönüştürülür. Şimdi arkadaşlar, yağlar sindirildi, epitel hücrelerine girdi. Epitel hücrelerinde şilomikrona dönüşebilmesi için mecburen trigliseride dönüşmesi lazım. Tamam mı? O yüzden bu doğrudur. Yağların sindirim ürünlerinin kan dolaşımına katılırken izlediği yol karbonhidratlarınkiyle tamamen pardon, her zaman aynıdır demiş. Arkadaşlar, böyle bir durum yoktur. Sindirim kanalında bakın bizim sindirim ürünlerimiz ince bağırsakta oluştuktan sonra amino asit, karbonhidrat, daha sonra yani karbonhidratın yapı taşları diyeyim ben size. B ve C vitaminleri bunlar kan yoluyla taşınır. Ama yağ asidi, gliserol, adek vitaminleri bunlar ne yapar? Bunlar lenf sistemiyle taşınır. Yani karbonhidratlarla yağların taşınım yolu aynı olamaz. Bu yanlıştır. Bağırsak epitel hücrelerinden eminimde hem aktif taşıma hem de kolaylaştırılmış difüzyon olayları gerçekleşebilir. Evet Eminim sırasında aktif taşıma da olur, kolaylaştırmış difüzyon da olur. Bağırsak epitel hücrelerinde şilomikronlar oluşturulur. Evet, yağların taşınabilmesi için. Safra sıvısı enzimatik reaksiyonlar için yağların yüzey alanının genişletilmesini sağlar. Bu da doğru yağları küçük yağ parçacıklarına ayırıyor ve böylece enzimler daha iyi çalışıyorlar. 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanda karaciğerin işlevlerinden biri değildir dikkat ederseniz bakın 18 tane soru çözdük 3 tane sorumuz karaciğerle ilgiliydi. Dolayısıyla karaciğer çok soruluyor. Amino asitlerin deaminasyonunu gerçekleştirme. Deaminasyon nedir? Amino grubunun ayrılmasıdır arkadaşlar karaciğer bunu yapar. Yaşlı al yuvarların yıkımını gerçekleştirme. Evet karaciğer bunu da yapıyor. Protein ve karbonhidratlardan yağ sentezleme. Evet, bunları birbirine dönüştürebiliyor. Sindirim kanalında glikojenin yıkımını gerçekleştiren enzimleri sentezleme. Bakın karaciğer sindirim enzimi sentezlemez. Hiçbir zaman sentezlemez. Unutmayın bu yanlıştır. Denizli. Gluko glukoneogenez ile karbonhidrat olmayan çeşitli kaynaklardan glikoz üretme. Evet amino asitlerden glikoz üretebilir veya gliserolden glikoz üretebilir ama yağ asitini glikoza dönüştüremiyor unutmayın. Doğrudur. Cevabımız deniz seçeneği olur. 19. sorumuz İnsan midesindeki şef hücreleri yukarıdakilerden hangilerini üretir? Arkadaşlar şef hücreleri enzim üretiyordu değil mi? Pepsinojen enzimini üretir. Hidroklorik asit ve gastrin hormonu üretmez. Cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Şef hücresi deyince pepsinojen enzimi aklınıza gelsin. Geldik 2022 biyolojiye ben de girmiştim biliyorsunuz. Diyor ki insan sindirim sisteminde mide ve pankreas için hangileri ortaktır? Hem enzim hem de hormon üretme. Evet mide de hormon üretebiliyor pankreasta. Mide de enzim üretebiliyor pankreasta o yüzden doğru. İnaktif sindirim enzimi salgılama. Evet mide pepsinojen enzimini salgılar. Pankreasta tripsinojen ve kimotripsinojeni salgılar. Doğru. Bir karbonat iyonlarınca zengin öz su salgılama. Bu kimin özelliği? Pankreasın. Midenin değildir. Dolayısıyla ortak olan 1 ve 2'dir C şıkkı. Geldik son sorumuza. Döki şemada insan sindirim sisteminde proteinlerin kimyasal sindirimi gösterilmiştir. Bu şemaya göre hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada proteinlerden enzim bir küçük polipeptit sentezlemiş. Bu nedir? Pepsin enzimidir. Daha sonra enzim 2 daha küçük polipeptitler sentezlemeye başlamış. Tripsin enzimi. Enzim 3 arkadaşlar daha küçük peptitler sentezlemeye başlamış. Ne olabilir? Kimotripsin olabilir kimotripsin. Sonra enzim 4'e geliyorum. Enzim 4 artık amino asitlere dönüşmüş. Dipeptidaz olabilir, tripeptidaz olabilir, karboksipeptidaz, aminopeptidaz olabilir. Diyor ki: Hangisi yanlıştır? Enzim 1 endopeptidaz grubundan bir enzimdir. Endopeptidaz dediği yani peptid enzimlerini, peptid bağlarını yıkan bir enzimdir demek istiyor. Doğrudur arkadaşlar. Enzim 2 inaktif halde salgılanabilir. Evet, tripsin enzimi enzim enzim yalnız. Enzimi tripsinojen şeklinde salgılanabiliyor. Doğru. Enzim 2 ve enzim 3 işlevlerini ince bağırsakta yerine getirmektedir. Zaten bir tek şu enzim 1 midede gerçekleşir. Diğerlerinin hepsi ince bağırsakta gerçekleşiyor. Doğru. Enzim 3'ü üreten organ pankreas olabilir. Evet arkadaşlar, kimotripsinojen pankreas üretiyor. Doğru. Enzim 4'ün çalıştığı en uygun pH aralığı 1-2'dir. Şimdi bakın enzim 4 nerede çalışıyor? İnce bağırsakta. İnce bağırsakta çalışan bir enzim pH'in 8-9 olduğu aralıklarda daha iyi çalışır. Dolayısıyla 1-2 olan midedir. Bu yanlıştır. Enzim 4 midede değil ince bağırsakta bulunur. Gerçekten 2022'de bu sindirim sistemi soruları oldukça kolay sorulardı. Başka sorulardan zorlamışlardı 2022 biyolojide özellikle bu evrim popülasyonla ilgili falan sorular vardı. Oralarda çok zorlamışlardı. Ama sindirim sistemi olsun diğer sistemler olsun bana daha kolay gelmişti. Evet böylece sindirim sistemi videosunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki sistem nedir? Dolaşım sistemi. Sonraki sistemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.